Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometrik Kampı'nın 6. haftası 6. videosundayız. Benzerliğin 4. videosu. Benzerlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Haydi dersimize başlayalım. Benzerlikle ilgili ilk 3 videoda açı 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 benzerliğini anlattık. Çok önemli çok detaylı bir şekilde anlattık. Şimdi bu videoda da kenar açı kenar benzerliğini ve kenar 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 benzerliğini anlatacağız arkadaşlar. Kenar açı kenar benzerliği biliyorsunuz eşlikte de vardı. Aynı açıya ait kenarlar birbirine eşit olsaydı eş üçgen olacaktı. Aynı açıya ait kenarlarda belli bir oran varsa biz buna ne diyoruz? Benzer üçgen adını veriyoruz arkadaşlar. Evet, yani ne demek? Alfa'nın kolları A'ya B'yken diğer üçgende alfa'nın kolları AK'ya BK olursa eğer bunlar benzer üçgendir. Ama hocam bunu nereden anlayacağız? Hadi 2 kat, 3 kat, 5 kat olsa bulabiliriz belki. Göz kararı şey yapabiliriz ama ya 5 bölü 7 katı olursa nasıl bulacağız bunu? İşte orada biraz sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu sıkıntıyı en aza indirmek için ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. Alfanın kollarını küçükten büyüğe doğru sıralıyorum. Bak dikkat. Dikkat dikkat. Kenar açı kenar biraz zor fark edilir. O yüzden öğrenciler biraz kaçar. Kosinüs teoremden yapmaya çalışır. Haklısınız ben de olsam ben de öyle yaparım. Ama uzunluk sorduklarında kosinüs teoremiyle sonuca ulaşırsınız. Ama oran sorduklarında o oranı yakalayamayabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet küçük büyük. Küçükten büyüğe doğru sıralayacaksınız. Neyi? Alfanın kollarını küçükten büyüğe doğru sıralayın. Mesela burada alfanın kolları ne arkadaşlar? Hocam alfanın kolları küçükten büyüğe doğru mesela A'ya B diye sıraladım. E o zaman burada da alfanın kolları küçükten büyüğe A'ya bK değil midir arkadaşlar? Ee küçükten büyüğe doğru alfanın kollarını sıraladıktan sonra her ikisini de oranladığınızda her ikisindeki oran aynıysa arkadaşlar 1 bölü k 1 bölü k şeklindeyse o zaman bu iki üçgene ne diyeceğiz arkadaşlar? Kenar açı kenardan benzerdir diyeceğiz. Tamam gençler bunu unutmayın. Sadece tek bir açı varsa bak normalde ne yapıyoruz? Hocam o yok bu yok şu yoksa benzerlik. E benzerlikte de, de ilk açı 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 aklımıza geliyor. E bir açı varsa ne yapıyoruz? Ortak açı falan arıyorduk. Ya da 90'lar 2 ya da fazlası alfa ya dalıyorduk. E baktın bütün açılar eşit çıkmıyor. Sadece bir açı eşitliği var. Bir açı eşitliği olduğunda da hemen aynı açının kollarını böyle küçükten büyük sırala her iki üçgende de. Alt alta sırala ki oranladığındaki oran her ikisinde aynı mı diye bak. Aynıysa kenar açı kenardan benzerdir ve buradaki bulduğun oran benzerlik oranıdır. Bakın benzerlik oranı 1 bölü k aynı açının karşısındaki kenarlar oranına eşittir. Yani x bölü y'ye eşittir diyeceğiz ve sonrasında işlemi de yapıp sonuca ulaşacağız arkadaşlar. Tamam. Olay bu. Kenar açı kenar. Mesela sen bu soruyu görsen ne yaparsın? Hocam ne, ne kadar güzel işte. Ne kadar kolay. Buraya alfa derim. Burada kosinüs teoremi yaparım. Değil mi? Evet. Kosinüs alfayı bulursun burada. Sonra büyük üçgende de 5 var 10 var. Hop burada. Hocam büyük üçgende de bir kosinüs teoremi yapar. Yine x'i bulabilirim. Ama kendinizi kosinüse göre alıştırmayın. Bu kenar açı kenar olduğunu da bilin arkadaşlar. Ee, dedim ki ya yani geometriden çözeceksek Önce açı açı açı. Yoksa ne? Bir açı eşitliği varsa kenar açı kenar var mı diye bak. Hocam bakıyorum. Elimde zaten şuraya baktığım zaman bir bu üçgen var. Bakışımız kolay o zaman. Bir de büyük üçgen var. Aa. Bir o üçgende bir de büyük üçgende sadece ve sadece bu açı eşitliği var. Başka da hiçbir şey yok. He, Bir açı varsa hemen açının kollarına bakıyorum. Alfanın kolları. Küçükten büyüğe doğru yazın. Hocam. 2'ye 4. Alfanın kollarını Büyük üçgende kaça kaç? 5'e 10. Aa hocam bak şu yorum çok çok yanlış. En çok yapılan hata. Hocam alfanın kolları 2 iken 4 olmuş. Alfa 5 iken 10 olmuş. Aa 1'e 2 oran var. O zaman burada alfanın karşısı 3 iken alfanın karşısı 6 dersiniz. Yanlış. Niye? Benzerlik oranı neydi? Alfanın kollarını küçükten bir yaz. Küçükten bir yaz. Bunların her ikisini oranla. Her ikisindeki oran aynıysa ki baktığın zaman aynı arkadaşım. O zaman bu iki üçgen kenar açı kenardan benzerdir diyeceksin. Ve benzerlik oranı da bu. Yani 1 bölü 2 değil 2 bölü 5 arkadaşlar. Benzerlik oranı nedir? Aynı açının karşısındaki kenarlar oranı eşittir. Yani alfanın karşısı 3 bölü alfanın karşısı x eşit olmak zorunda. Buradan x 2 x eşittir 15'ten x'i ne buluruz arkadaşlar? 15 bölü 2 olarak buluruz. Tamam gençler örnek 28 15 bölü 2 oldu geldik örnek 29'a. Evet yine bu soruyu yine kosinüs teoreminden belki yapabilirsiniz ama ben kosinüsü hiç hatırlatmayayım size isterseniz. Ne yapacağız? Hocam dik üçgenden oradan buradan şuradan çıkmıyor. Açı ortay kenar ortay, özel durumu da yok. E ne yapacağız? Benzerlik. Benzerlik için ne yapıyorduk? Açıya dalıyorduk. Hocam şunları paralel vermiş. E, yani burası alfa ise z'den dolayı alfa olduğunu kullanarak bu paralelliği kullandın mı sen? Evet kullandım. Sonra bakıyorsun başka hiçbir açı eşitliği yazamıyorsun burada. Sadece birer açı eşitliği var. Hocam şu üçgen ile hangi üçgende arkadaşlar? İşte tam olarak buradaki üçgende sadece bir ara çeşitliği var. E o açının eşitliği varsa alfanın kollarını sırala bakayım burada. 4'e 6. Öbüründe sırala alfanın kollarını. Hocam burası 6 burası 9. 6'ya 9. Oranladığında her ikisini. Hocam burası da 2 bölü 3. Burası da 2 bölü 3. Hocam o zaman bu iki üçgen benzerdir. Kenar açı kenardan. Ve benzerlik oranı da nedir? 2 bölü 3'tir. 2 bölü 3 benzerlik oranı aynı açının karşısındaki kenarlar oranına eşittir. Çünkü benzerlik oranı aynı açının karşısındaki kenarlar oranına eşittir. Alfanın karşısı 5 bölü alfanın karşısı x deriz. Buradan 2x eşittir. 15'ten yine x'i ne buluruz arkadaşlar? 15 bölü 2 olarak buluruz. Evet geldik örnek 30'a. <laughs> Değişik bir şey. Oo Egean sorusu demek güzel. Bakalım. Egean birbirine eş olan üçgen biçimindeki yeşil renkli ve kırmızı renkli kartonları Eşit kenarlar birbiriyle, birbiriyle çakışacak, çakışarak, çakışacak biçimde şekil 1'deki gibi masanın üzerine koyuyor. Evet. Yeşil altta, kırmızı üstte arkadaşlar. Ege'nin kırmızı kartonu A köşesi etrafında döndürdüğünde şöyle döndürmüş. Ee, şekil 2'deki görüntü oluşuyor. Evet bu görüntü oluşmuş. Ve 2 var, 6 var, 9 var, 3 var. İşte burada da verilmiş. BK bölü LC üstü nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Sen burada bir döndürme yapıyorsun. Bu uzun kenarı döndürdüğünde hop alfa kadar döndürdüğünde. Bu buraya geliyor değil mi? Evet bu döndüğünde nereye geldi? Buraya geldi. Hocam burası 12 ise burası da 12 mi? Evet. E, bu üçgen ne kadar döndürmüş oldu o zaman? Alfa kadar döndürmüş oldu. E o zaman şuraya da bakalım. Hocam bu üçgen alfa kadar döndürüyor. Hop bu da buraya kadar geldi. E o zaman burası da nereye eşit işte olmak zorunda arkadaşlar? Şuraya. Yani burası 8 ise burası da 8 mi oldu? Evet. Bu üçgen alfa kadar döndürüldü ya. Buradan buraya dönerken de bu alfa kadar döner mi? Döner. Aa ne çıktı arkadaşlar? Bizden ne isteniyor? BK bölü LC'yi de yazarsanız bakın. BK uzunluğu X bölü LC üssü Y isteniyor bizden. E şu üçgenlere bakacağımız belli hocam. Şu üçgene ve şu üçgene bakacak olursak. Hocam 9 var 12 var X var. Burada 6 var y, 8 var Y var. Sadece birer açı var. E birer açı varsa kenar açı kenar var mı diye incelemesini yapıyoruz. Alfa'nın kolları küçükten büyüğe 9'a 12, alfa'nın kolları öbür üçgende küçükten büyüğe 6'ya 8. Oranla oranla. Hocam 4'e böldüm 3, 4'e böldüm 2. Bunu da 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 2. Hocam şunlar birbirine eşit. O zaman bu iki üçgen ne olacak? Kenar açı kenardan benzer olacak. Madem benzer e, biz bu üçgeni üstte yazmıştık benzerlik oranı şu bölü şu madem benzer benzerlik oranı 3 bölü 2'dir. E benzerlik oranı 3 bölü 2 neye eşittir arkadaşlar? Alfanın karşısı x bölü alfanın karşısı y'ye eşit olacaktır. Zaten bizden bk bölü lc isteniyor. Lc üssü isteniyor arkadaşlar. Yani x bölü y'yi de böylelikle ne bulmuş olduk? 3 bölü 2 bulmuş olduk. Güzel bir soru. Hoş bir soru arkadaşlar. Döndürme ile ilgili açı eşitliğini vermemişim ama döndürmeyle de açıların eşit olduğunu şöyle fark edebiliyorsunuz. Ya da döndürmeli değil de Hocam buraya alfa dedim mesela. E, buraya beta dersen. Önceden bu üçgenimiz böyleydi. Alfa artı beta idi. E, döndürdüğümüzde de burası alfa artı beta olacak deyip buraya da alfa diyebilirsiniz. Size kalmaz. Kalmış ama bu dönme işleminde her zaman söylüyorum. Dönme. o Döndüğünde kalem yine aynı kalem. Şekillerin eş olmasını kullanacaksınız arkadaşlar. E, burası 12 ise burası da 12. Burası 8 ise burası da 8 olduğu şeyden belli arkadaşlar. Döndürmeden belli. Eş yapılardan belli. Tamam gençler. Evet gördünüz. Kenar açı kenar bu kadar. kosinüs teoreminden de yapabilirsiniz ama ilk tercihiniz lütfen kenar açı kenar bilgisi de kafanızın içerisinde bulunsun. Hatta bazı e, trigonometrideki şey sorularını bile siz e, bu şekilde yapabilirsiniz. E, her soruda o, olmuyor. E, şöyle söyleyebiliriz. Çoğu soru kenar açı kenardan yapılan çoğu soru kosinüs teoreminden yapılıyor. Evet. E, ama kosinüs teoreminden yapılan her soru kenar açı kenar benzerliğinden yapılmak zorunda değil arkadaşlar. Neyse geldik kenar 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 benzerliğine. Arkadaşlar kenar 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 eşliği de vardı. E, bu kenar 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 eşliğinde de e, neydi? İki üçgende karşılıklı kenarlar birbirine eşitse iki üçgen neydi? Eşti. Burada da iki üçgende karşılıklı kenarlar birbirleriyle orantılıysa bu iki üçgen nedir? Benzerdir diyeceğiz. Hocam ABC bak buradan buraya K kat var. E hocam ne kolay. AK BK CK görüyoruz. İşte 2 kat olduğunda, 3 kat olduğunda, 5 kat olduğunda görebilirsin bunu. Ama ya 2 bölü 5 kat olursa nasıl göreceksin değil mi? İşte bunu görmek için yine aynı mantık. Küçükten büyüye doğru sırala kenarları. A, B, C. Sonra öbüründe de sırala. A, K, B, K, C, K. Sonra taraf tarafı oranladığında hepsindeki oran aynıysa o zaman bu iki üçgen ne diyeceğiz arkadaşlar? Bu iki üçgen kenar kenar kenardan benzerdir diyeceğiz. E hocam bütün kenarlar var burada. Neyle ilgili soru soracaklar bize? Arkadaşlar eşlikte de söyledik benzerlikte de söyledik. Açı yazmak çok önemliydi. Özellikle kenar kenar kenarda açı yazmak gerçekten önemli. Biz nasıl ki eş üçgende aynı kenarı gören açılar birbirine eşittir diyorduk. E burada da arkadaşlar e, benzerlikte de orantılı kenarları gören açıların birbirine eşitliğini kullanacaksınız. Mesela A ile AK orantılı ya. Hocam A'yı gören açı nokta açısıysa şurası. Burası nokta açısıysa burada AK'yı gören açı nokta açısı. B'yi gören çizgi açısıysa burada BK'yı gören çizgi açısı. C'yi gören çift çizgisi. burası da CK'yı gören çift çizgi diyeceğiz. Hatta ABC benzerdir. DEF değil. ABC nokta çizgi çift çizgi. Nokta çizgi çift çizgi. E, F, D olacak arkadaşlar. Bir dakika. Nokta çizgi çift çizgi. Evet. E, D, F üçgeni olacak arkadaşlar. Tamam. Bu yazılımda sorulabilir. Belki sorulduğu zaman da öncüllerin içerisinde sorulabilir açıları yazdıktan sonra bu yazılımda yapmak kolay olur. Kenar 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 eşlikte de kolaydı. İki üçgende bütün kenarlar verilmişse, karşılıklı kenarları eşitse kolay bir şekilde bulabiliyorduk. Aynı şekilde benzerlikte de iki üçgende bütün kenarlar verilmişse ne yapacaksınız? Büyük ihtimal kenar 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 benzerliği vardır. Kolay fark edilir. Benzerlikte en zor fark edilen hangisi biliyor musunuz? Kenar açı kenar. Çünkü açı açı açıyı çok detaylı anlattık. Artık çoğu SVM de çok soruyor. Onun bayağı bir sorusunu çözdük. O anlaşıldı. Ama kenara çık kenara şöyle bir daha böyle birkaç zaman sonra birkaç hafta sonra bir daha tekrar etmenizi de tavsiye ediyorum. Kenar 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 kolay zaten sıkıntı yok. Evet geldik buraya. ABC ve EDC birer üçgen verilmiş. İşte 9, 12, 8, 6 verilmiş. Bir de BE bölü EC verilmiş. Hocam BE uzunluğu K iken EC uzunluğu 2K verilmiş. E hiçbir şey yok. Hiçbir açı eşitliği yok. Hocam ne yapacağız burada? Arkadaşlar şu üçgenlere bakacak olursanız hocam bu üçgende ve şu üçgende bütün kenarlar mevcut. Biri k cinsinden mevcut ama bir kenar olsun önemli değil. Ee, ne yapalım arkadaşlar şu küçük üçgende yazalım. Kenarlara bakıyoruz 2k, 2k 6 ve 8 mi? Küçükten bir doğru yazıyorduk. Hani k'yı başa yazalım. 2k 6 ve 8. E, öbür üçgendeki kenarlarımız ne? Hocam 3k 9 ve 12. 3k 9 ve 12 olduğundan dolayı bunları oranlayalım bakalım. Hocam 2 bölü 3 burası. Burası da 2 bölü 3 burası da 2 bölü 3. Hepsindeki oran aynı. Ve 2 bölü 3 geldiğinden dolayı hepsindeki oran arkadaşlar. Bu üçgenler ne oldu? Kenar kenar kenardan benzer oldu. E benzerlik kenar 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 benzerliğinde ne yapıyoruz? Orantılı kenarları gören açılar birbirine eşit. Benzerlikte açı çok önemli. Yani burada 2K'yı gören, gören açı ile 3K'yı gören açı. 2K'yı gören açı nokta açısıysa. 3K'yı gören açı nokta açısı olacak. Yani 40 burası da 40 mı oldu arkadaşlar? Evet. 6'yı gören de 9'u gören bu üçgende 6'yı gören çizgi ise bu üçgende de 9'u gören çizgidir. Sonra 8'i gören de 12'yi gören burası çift çizgi ise 12'yi gören de çift çizgidir diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. CED arkadaşlar C JED çizgi açısı artı ACB ACB çift çizgi açısı. Çizgi ile çift çizginin toplamı isteniyor bizden. Çizgi ile çift çizgi toplamı. He. Şöyle diyelim. Hocam şuraya alfa buraya beta diyecek olursam çizgi alfa burası beta ya. Ben şunu biliyorum alfa artı beta artı 40'ın ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. Üçgenden dolayı iç açıları toplamı 180. Yani alfa artı beta buradan ne geldi arkadaşlar? Alfa artı beta 140 geldi. E zaten bak burası ne? Burası alfa burası beta. Alfa artı betayı bulduk mu arkadaşlar? Bulduk. 140. Eksi EDC. EDC. Arkadaşlar şuradaki açıyı da 40 bulduk zaten e eksi 40. Cevabımız ne yaptı o zaman arkadaşlar? 140 eksi 40'tan 100 yaptı. Cevabımız böylelikle 100 oldu arkadaşlar. Kenar 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 benzerliği. Geldik. Bu videonun son sorusu galiba. Evet. Kenar kenar kenarında son sorusu. Arkadaşlar bakın burada şekil 1'de 3 tane üçgenin 3 tane üçgenin 1, 2, 3 telefon ekranındaki görüntüsü gösterilmiştir. BLC ED'nin elemanıymış. BLC yani şu EBCD de doğrusal demek arkadaşlar. Eyvallah. ED doğrusu ekranın alt ve üst kenarlarına paralel. Bak verilen her bilgiyi kullanacağız arkadaşlar. Bunu unutmayın. Alt ve üst kenarlarına paralel. Sonra devam edelim. Bu paralellik mutlaka kullanılacak. Ya kullanmazsak soruda bir hata var demektir. EB'nin uzunluğu 4. İşte EF'nin uzunluğu 6, 8, 9, 6, 12 ve 7 verilmiş bize. ED'nin paralelliği bozulmadan görüntüdeki C ve K noktaları ekranın kenarlarına aynı anda değene kadar büyütüldüğünde telefonu büyütüyorsunuz böyle. Nereleri? C ve K noktaları ekranın sağ ve üst kenarına değene kadar büyütüldüğünde. Bu kenar 18 olmuş. Hmm. Bunu ben büyüttüm ya. Ekranda bu kadarlık kısmını görüyorum ama siz ekranda böyle bu kadarlık kısmını görüyoruz diye orada kalmasın. Bunun devamını getir kardeşim. O zaman hocam şu da aynı şekilde. Bu da burada bir üçgen. Bu da burada bir üçgen. Şuradaki üçgenimizi de şöyle koyalım. Arkadaşlar ben bunu büyüttüm. Kaç kat büyütmüş oldum? 9 iken 18 yapmış oldum. 2 kat büyütmüş oldum. Değil mi? 9 iken 18 olmuş. Bakın CK. CK burada. Ekranın kenarlarına değiyor. Hocam ben 2 kat büyüttüm o zaman burada. 9 iken 18 yaptıysam 6 iken 12 olur. 12 iken 24 olur. 4 ken 8 olur. 6 iken 12 olur. Şunları yazalım arkadaşlar. Şuraya kadar. Burası 16 olur. E şuradaki uzunluk 7 iken burada uzunlukta kaç olur? 14 olur. Peki, eyvallah. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Ne yapacağız burada? Hocam ilk şekle bakalım. İlk şekle baktığımız zaman şu üçgen ve şu üçgene bakacak olursak arkadaşlar iki üçgende bütün kenarlar var. Ha bütün kenarlar varsa kenar 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 var mı diye bakalım. 4, 6 ve 8 kenarları. Bu 6, 9 ve 12. 6, 9 ve 12 oran 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 hepsindeki oran aynı ve 2/3 bölü 3 olduğundan bu iki üçgen kenar kenar kenardan benzer mi oldu? Evet. Kenar 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 benzerliğini yakaladığınız zaman lütfen açıların eşitliğini yazın. Hocam burası alfayken bak 4'ü görenle 6'yı gören açı birbirine eşit. Bu üçgende 4'ü gören bu üçgende 6'yı gören burası da alfadır. Sonra burası betaysa hocam 6'yı görenle 9'u gören eşit. Burası da beta. E burası çift çizgiyse o zaman burası da çift çizgi diyebiliriz. İki iç açı bir dış açıdan burası alfa artı beta oldu. 2 iç açı bir dış açıdan burası da alfa artı beta oldu. Yani hocam şuradaki açıyla şuradaki açı da birbirine eşit oldu. Yani şu açıyla şu açı birbirine eşit arkadaşlar. Ha, üçgen şurası eşit oldu. Ba, bak bu nasıl bir üçgen oldu kırmızı üçgen. Çizgi çizgi. ikizkenar üçgen oldu. Yani burası 9 7 daha 16 ise burası da 16 olacağından buraya 10 kaldı. E hocam F'den itibaren Şuraya kadar ki olan kısım kaç yaptı o zaman arkadaşlar? 2 kat büyümüştü ya bu. E bizim FA uzunluğu bakın FA uzunluğu F noktası burada. 10 iken 2 kat büyüdüğü için burası kaç oldu? 20 oldu. E şimdi ne yapacağız? Soruda bir şey kullanmadık. Neyi kullanmadık? Yor bakayım kafana. Yor bakayım. Şu paralellik bozulmadan diyor sana. Şu paralelliği kullanacaksın sen kardeşim. Paralelliği kullanmazsan verilen bilgiyi kullanmazsan sonuca ulaşamazsın. Aa hocam şunlar paralelse eğer şuradaki açılar şurası çizgi açısıysa yöndeşlikten dolayı burası da çizgidir. Burası çizgiyse bununla bu paralel ya yöndeşlikten dolayı bak burası da çizgidir. Aa olay bitti. Çizgiye çizgi 14 ise burası da 14 mu oldu? Evet. E tamamı 27. X'e de kaç kaldı o zaman arkadaşlar? Ken 06'nın 6'nın 6'sı kaldı. Yani örnek Örnek 32'yi böylelikle 6 bulduk. Güzel bir soru arkadaşlar. Telefon ekranında büyüttüğünüz bir şey ekranda görünen kısmıyla kalmasın. Dışarıya tamamlamalarını da yapın arkadaşlar. E, kaç kat büyüdü de burada belli. Hoş bir soru. E, normalde biz önceden bu soruyu ben şöyle yazmıştım. Şu sadece afi uzunluğunu sormuştum. Hani bu soruyu yeni nesle çevirdim. Telefon ekranına koydum. E, şurayı da yorumlamanızı istedim. Ekstradan paralelliği yorumlamanızı istedim mesela arkadaşlar. Tamam mı? E olay bu. Yani eskinin kolay sorusu aslında bu. Hocam soru sadece böyle olsa sadece şuraya AFx desem hocam cevap 10. İkiz kenarlığı fark edip x'i 10 diyecektin. Ama burada olayı bir tık daha üst seviyeye taşıyıp yeni nesil yapıp ne yapmışım? İkiz kenarlığı bulmanızı istemişim burada ve x de 6 çıktı. Bence güzel bir soru. Ee, böyle paralellik yani burada neyi öğreniyoruz? Bir de şuna dikkat edeceğiz. Verilen bilgiyi kullan, kullan, kullan arkadaşım. Evet her verilen bilgi kullanıldığında cevabı ulaşıyoruz. Gençler ee, böylelikle bu benzerlikteki dördüncü videoyu da bitirmiş oluyoruz. O zannediyoruz. Bir sonraki videoda benzerliğin beşinci videosunda. Yani haftanın yedinci videosu oluyor herhalde değil mi? Altıncı haftanın yedinci videosunda. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.